30 dakikadan herkese merhaba. Türkiye'de cadı avı devam ediyor. Hizmet hareketi gönüllülerine yönelik. Evet, hizmet hareketi gönüllülerine yönelik bir ölüm fermanı daha geldi bir akademisyenden. Bu akademisyen Profesör Doktor Ahmet Akgündüz, kendileri Hollanda Rotterdam İslam Üniversitesi'nin rektörü. Ahmet Akgündüz Akit TV'ye bir programa telefonla bağlandı ve o telefondaki ifadesinde hizmet hareketi gönüllülerine yönelik, hizmet hareketi gönüllülerinin katlinin caiz olduğunu ifade etti bu profesör. Evet, bu ilk değildi bu katle ferman vermek, hizmet hareketi gönüllülerine yönelik. Uzunca bir süreden beri Türkiye'de devam ede gelen bir söylem bu. Daha önceden de Yeni Söz ve Milat gazetesi yazarı Hüseyin Adalan da benzer bir ifadede bulunmuş, köşesinde yazmıştı. FÖ'cülerin bebeklerine kadar katli vaciptir demişti. Türkiye gibi bir ülkede buna ifade edilmiş ama bırakın tepki görmeyi, alkış almıştı Türkiye'de. Yine Bakan Nihat Zeybekçi bir 2 metrekarelik yerlerde lağım fareleri gibi bunları öldürmek lazım demişti. Öldürülmesi gerekiyor demişti Bakan Nihat Zeybekçi. Ve AKP medyası da tabii geri durmamıştı bu süreç içerisinde. Pek çok bunun örneklerini sıralayabiliriz. Bunlardan bir tanesinde bir AKP medyası en ideal infaz yöntemi, FÖ'cülere en ideal infaz yöntemi olarak da Osmanlı dönemine ait bir resmi okuyucularıyla paylaşmış. Kancayla asılarak öldürülmesi gerektiğini önermişti. İş bu noktalara kadar varmıştı ve pek çok AKP trolü de bu söylemlerini hep devam ettirdi. Devam ettirmeye de devam ediyor. Peki bugüne kadar bu söylemlerle birlikte yüzün üzerinde hizmet hareketi gönüllüsü nezarethanelerde, hapishanelerde işkence edilerek, gerek ilaçları verilmeyerek öldürüldü. Bir kısmı da balkonlardan atıldı. Bu sayı şu anda 100'ün üzerinde, hepsi belgeli bir şekilde işkence sonucu öldürüldüğüne dair pek çok olay var elimizde vesika olarak. Peki Ahmet Akgündüz, Profesör Doktor Ahmet Akgündüz de bu söylemlerden geri kalmadı. Evet, biraz önce bahsettiğim gibi bir televizyon kanalında Akit TV'de katli caizdir dedi. FÖ'cülerin katli caizdir dedi. Şimdi Profesör Doktor Ahmet Akgündüz ne demiş? Şimdi o görüntüyü ekranlara getirelim. Ondan sonra da programa devam edelim. İster veliyullah olsunlar. Bak, bu kelime çok önemli. Çünkü bana Anadolu'da soruluyor. Hocam, FETÖ içinde öyle insanlar var ki bizden takva olabilir diyorum. İster takva sahibi olsun, ister veliyullah olsun, Kur'an-ı Kerim'deki Hücurat suresindeki açık ayet gereği eğer devlete isyan ediyorsa İslamiyet ve Kur'an-ı Kerim onların katledilmelerini bile caiz görüyor. Dolayısıyla FETÖ ve ekibi hangi hizmeti yapmış olursa olsun geçmişte, ister Türk diline ister başka şeye, ama sadece 15 Temmuz'daki o fitne hareketi ve devlete baş kaldırmasıyla bağidirler. Bu da İslam'a aykırıdır. Evet, videoyu izledik. Anadolu'da soruyorlar diyor Ahmet Akgündüz programda. FÖ içerisinde öyle insanlar var ki bizlerden takva diyorlar. Evet, Anadolu'da bazı insaf sahibi insanlar bu zulme karşı itiraz edecek olmuşlar Ahmet Akgündüz'e. O da evet olabilir demiş. Daha takva da olabilirler. İster takva sahibi olsun, ister veliyullah olsun, Hücurat suresinin gereği devlete isyan ediyorsa katledilmeleri caizdir diyor Profesör Doktor Ahmet Akgündüz. FÖ ve ekibi hangi hizmeti yapmış olurlarsa olsun, ister Türk diline hizmet ister başka bir şeye, devlete baş kaldırması ile bağidirler diyor. Yani asidirler, neticede katledilmeleri caizdir diyor Ahmet Akgündüz Profesör Doktor. Evet, kafa bu, zihniyet bu, IŞİD zihniyeti hüküm ferma şu anda Türkiye'de. Bu kafa Yezid döneminde yaşasaydı Hazreti Hüseyin'in katline fetva verenlerden olurlardı.
Çünkü Hazreti Hüseyin de dönemin iktidarına biat etmemişti. Zulme itiraz etmişti ve bunu canıyla ödemişti. Ahl-i Beyt'le birlikte ve iktidarın zulmüne itiraz etmişti. Peki Ahmet Akgündüz bu ifadeleri kullandıktan sonra Türkiye'de hiçbir şey olmadı. Bilakis alkışlandı ama Hollanda'da bu böyle olmadı. Çünkü demokratik ülkelerde, insan haklarına saygılı olan ülkelerde bu tür şeyler tam bir skandal ve nefret söylemidir. Ve bunların hukuki bir karşılığı var. Hollanda ayağa kalktı. Siyasiler, medya, herkes ayağa kalktı. Büyük tepkiler meydana geldi. İşte şimdi birazdan Hollanda'ya bağlanacağız. Gazeteci Basri Doğan bizlerle birlikte olacak. Ve Hollanda'da ne tür bir tepkiler oluştu ve olaylar sonra nasıl gelişti? Şimdi Hollanda'ya bağlanıyoruz. Karşımızda Basri Doğan olacak. Evet, Basri Doğan merhaba. Merhabalar Ertan Bey. Hollanda'da neler oluyor? Bu senden bu konuda son bilgileri almak istiyorum. Ahmet Akgündüz'ün açıklamalarından sonra ne tür tepkiler geldi Hollanda'da? Evet, Erkan Bey, Hollanda'da Ahmet Akgündüz'ün açıklamasından sonra başta Hollanda Entegrasyon Bakanı Bayan Ingrid van Engelshoek Ahmet Akgündüz'ün bu açıklamasıyla ilgili bir soruşturma başlattı. Özellikle bir kesimi yok etme, ötekileştirme, cadı avı kapsamında böyle bir açıklama yapmasını talihsiz olarak değerlendirdi. Özellikle şunu ifade etti. Gerekirse Akgündüz'ün rektörlük yaptığı kurumun akreditasyonunu geri çekeceğim dedi. Konuyla ilgili olarak da Hollanda basınına bir açıklama yaptı. Başta RTL televizyonuna bir açıklama yaptı Engelson. Bunlar korkunç ifadeler dedi. Ve ilave olarak da özel bir komite ifadeleri inceleyecek. Tam olarak ne söylediğini belirleyecek. Ve bu ifadeleri nasıl yorumlamamız gerektiğine karar verecek. Ama ancak komiteyi beklemek zorundayım dedi bu açıklamayı yaparken. Komite bilir kişi olarak inceleyecekler bu Akit TV'deki yapmış olduğu konuşmayı. Ona evet. Göre bir karar verecekler. Evet. Tabi bu Akgündüz Üniversitesi'nin olduğu Rotterdam İslam Üniversitesi 2015 yılında akreditasyonu kabul olmuştu ve 2021 yılına kadar, Temmuz'a kadar da bu akreditasyonu devam ediyordu. Başta bu komisyon inceledikten sonra Erkan Bey, bu akreditasyonla ilgili o tek taraflı olarak geri çekilmesi, üniversitenin feshedilmesi olayına kadar gidilecek. Tabii Hollanda'da ifade özgürlüğü olduğu için bir de üniversitenin kendi bünyesinde devletten yardım almadığı müddetçe burada işlev yapması biraz da bu teknik olarak da bakanın açıklamak istediği bu komite tarafından açıklamak istediği durumda bundan ibaret. Yani Türkiye'den veyahut da başka ülkelerden yardım aldığı için bu üniversitenin Hollanda'dan almadığı için bu yönüyle bir sıkıntı var gibisinden bir teknik olarak böyle bir açıklığa kavuşturmak istiyor. Ya orası o Rotterdam İslam Üniversitesi değil mi adı? Evet. Özel bir üniversite. Rotterdam İslam Üniversitesi. 2000'li yıllarda faaliyete geçti. Akgündüz tarafından burada daha önce Süleyman Damra tarafından 97 yılında kurulmuştu. Tabii 3 yıl sonra bu üniversitenin yönetimindeki kişiler bu üniversiteyi yürütemediklerinden Akgündüz bu üniversitenin yönetim kuruluna seçilmiş ve aynı zamanda rektör olmuştu. O günden beri de devam ediyordu. 2015 yılında ancak akreditasyonu Hollanda dönemin Eğitim Bakanı Buse Maker tarafından onaylanmıştı. Tabii o dönemin Eğitim Bakanı da önemli bir açıklamada bulundu Erkan Bey. Bu açıklamayı da sizinle paylaşmak istiyorum. Kendisi aynen şu ifadeyi kullandı. Akgündüz'ün bu açıklamalarını talihsiz bulduğunu ve döneminde de yaptığı söylemleriyle de zaten bu üniversiteyi kapatılması gerektiğini ifade etmişti. Yine bir teknik olarak da o dönemde üniversitenin Hollanda devletinden belli bir sübvansiyon almadığı için fazla bir ileriye gidilememişti. Çünkü Akgündüz Üniversitesi'nin kuruluş aşamasında ve kuruluş sonrasında da farklı kuruluşlardan
yardım alarak bu üniversiteyi işte evet. ayakta tutmaya çalışmıştı. Neticede bir ölüm fermanı var. Hizmet evet. gönüllerine yönelik öldürülmesi gerektiğine dair bir fetva veriyor Ahmet Akgündüz. Bir İslam adındaki bir üniversitenin de rektörü. Tabii İslam'ı bu şekilde yorumlayan bir zihniyet var. O üniversitenin başında öğrencilerinde muhtemelen öyle şeyler öğretiyor. Peki şimdi bir siyasetçinin tepkini, bir bakanın tepkisini aktardın. Bunun evet. dışında eski bakanın da tepkisini ifade ettin. Medyada, kamuoyunda ne tür bir tepki meydana geldi başkan? Özellikle Hollanda'da şu anda dörtlü bir koalisyon hükümeti yürüyor. Muhalif partiler ayağa kalktılar. Özellikle muhalif partilerde Sosyalist Parti Başkanı, lideri daha doğrusu Marais'in Akgündüz'ün ifadelerine tepki olarak çok sert bir tepki gösterdi. Bu televizyonda muhaliflerin öldürülmesini savunan bir insan öğrencileri eleştirilen düşüncesini geliştirmekten de böyle bir ifade kullanması, öğrencilerinin de aynı ifadeyle yola çıkarak öyle bir yetiştirilmesi Hollanda için ciddi bir tehlikelidir. Acilen soruşturma açılıp bu üniversiteyle ilgili gerekli işlemlerin yapılmasını istedi Sosyalist Parti. Telegraf gazetesi özellikle eski bakan döneminde bu akreditasyon alınmıştı. Buse Makır'ın yapmış olduğu açıklamayı gündeme getirmişti ve Buse Makır eğitim eski bakanı bir an önce bu üniversitenin kapatılması gerektiğini dile getirdi Erkan Bey. Akabinde Volkskrant gazetesi ve Algemeen Dagblad gazetesi Hollanda'da Gülen Hareketi mensuplarına yönelik ölüm fermanını Akgündüz tarafından verilmesi, Rotterdam Üniversitesi'nde talihsiz bir açıklama ve bunun savcılığa iltika ettirilmesi gerektiğini söylemişti. Volkskrant gazetesi Gülen Hareketi'ne mensup insanlar Akgündüz tarafından ateş altına aldı ve Akgündüz bu söylemleriyle bir tarafı ötekileştirerek, daha doğrusu ileri giderek katlinin kendi yaptığı ifadeye göre caiz olduğu yönde açıklamasının talihsiz bir açıklama olduğunu, RTL televizyonu da bir an önce Hollanda Meclisi'nin bu konuda karar alarak Akgündüz'le ilgili soruşturmanın derinleştirmesini istedi Erkan Bey. Evet, şimdi tabii başında bulunduğu üniversitenin kapatılması meselesi başka bir boyut. Ama neticede Ahmet Akgündüz Hollanda yasaları açısından anladığım kadarıyla bir suç işledi. Evet. Yani bir gruba karşı onlara yönelik bir nefret söyleminde bulundu. Ölüm fermanı verdi. Aslında çok ciddi bir skandal bu. Dolayısıyla evet. Bunun hukuksal anlamda karşılığı nedir Hollanda'da? Yani Hollanda açısından bu ne anlama geliyor ki? Türkiye için bu hiçbir şey anlama gelmiyor. Türkiye'de çok evet. rahatlıkla 2013'ten bu yana hizmet evet. hareketine, gönüllülüğüne yönelik ve iktidar istediği her kesime yönelik bu tarz ölüm fermanları verebiliyor. Çok rahatlıkla nefret söylemlerinde bulunabiliyor ve Türkiye için bir şey ifade etmiyor Türkiye standartlarında bunlar. Meşru tırnak içerisinde. Ama evet. Hollanda'da bu ne anlama geliyor? Hollanda'da bu söylemi gerçekten çok gündemin birinci maddesi oldu. Bu söylemiyle resmen Hollanda'da, yani Türkiye'deki ve Türkiye dışında Suriye'deki bir grupların IŞİD fermanıyla bir yönüyle eş tutuluyor Erkan Bey. Ve Akgündüz'ün aslında bu söylemleri özellikle bir gruba, hizmet hareketine yönelik orada tırnak içinde FETÖ kelimesinin söylenilmesi 16 Eylül 2016'da Harlem Mahkemesi'de yasaklandı. Aslında FETÖ diye böyle bir örgüt yok. Hollanda Mahkemesi bunu sabitleştirdi. Akgündüz bu söylemiyle de aslında... Bu ne demek bir dakika? Hollanda Mahkemesi'ni sabitleştirdi, karar aldı derken tekrar eder misin? Ne demek? Bu 16 Eylül 2016 tarihinde Hollanda'nın Hollanda'ya yakın Zaandam şehrinde Rose isimli bir ilkokulda yönetiminde hizmet hareketinden bulunan insanların bulunduğu okula yönelik ciddi bir tehditler, saldırılar olmuştu. Bu da mahkemeye taşınmıştı. Mahkemede 16 Eylül 2016 tarihinde kararını verdi. Hollanda'da FETÖ söylemiyle bir grubu ötekileştirmenin 10.000 eurodan 10.000 euroya kadar cezasının olduğunu, çünkü böyle bir örgüt yok, tanımlaması yok Hollanda literatüründe ve dünyada yok. Olmayan bir şeyden
bir grubu, bir hizmet insanlarını ötekileştirmesinin mahkeme kararıyla da tescillenmiş oldu. Akgündüz'ün bu söylemi bunun daha ötesine gidiyor. Yani bir grubu öldürülmesi demesi biraz daha, yani daha fazla bir tabiri caizse bir soykırımı destekliyor. Hollanda'da soykırım desteklemek çok ciddi bir suç. İnsanları, Hollanda Anayasası'nın birinci maddesine göre insanları ne olursa diniyle, kültürüyle bu topluma katkı sağlayan insanlardır ve herkes eşittir. Kimseyi dininden, ırkından, kültüründen dolayı ötekileştiremezsiniz. Diğer gruplara karşı küçümseyerek, hatta onlara karşı en ufak bir harekette bulunamazsınız. Bu bir suç, anayasal suç, yani Akgündüz'ün açıklamış oldu. Ve bu suçu da Hollanda'dan bağlanarak Türkiye'deki muhalif havuz medyasının, daha doğrusu başlarından biri olan Akit TV'de yayınlaması da bu yönüyle Hollanda'yı ayağa kaldırmış oldu. Ve ciddi bir Hollanda'da infiale yol açtı bu söylemleri. Ciddi bir suç olarak şu anda Hollanda savcılığı bu konuyla ilgili şeylerini, araştırmalarını sürdürüyorlar. Bu konuyla ilgili de en yakın zamanda da mahkemenin çağırması ve hesap vermesi gerektiği yönünde bir karar çıkacağını bekliyoruz. Basın mensupları da bunu bekliyor. Biraz önce Hollanda RTL televizyonu, direkt Hollanda meclisi de bu konuda ayağa kalkmış durumda. Hollanda parlamentosunda 150 milletvekili var. Tamamı da, hemen hemen tamamı da bunlara karşı, bu söylemlere karşı tepkilerini dile getirdiler. Erkan Bey, aslında Akgündüz'ün bu söylemleri, daha doğrusu gündemde kalıyor bazı söylemleriyle, 2000 yıllarından başlayarak günümüze kadar farklı farklı grupları ötekileştirmişti. Alevilere, Ermenilere, eşcinsellere yönelik söylemleriyle de Hollanda'da çeşitli infiale yol açmıştı. Ve hatta bir grup Rotterdam ve çevresindeki Alev kökenli vatandaşlarımız tepkisini dile getirerek üniversite önünde eylemde bulunmuşlardı. Şu anda Hollanda'da bulunan hizmet hareketlerine mensup insanlar da bu konuyla ilgili olarak da tabii ki bütün geneli bağlıyor. Tabii burada Akgündüz genel olarak söylediği için, bir şahsa söylemediği için bu şikayetler ilk plana melding dediğimiz, yani polis bürosunda kayıt altına alınıyor birebir. Direkt evet. Tehdit olarak bir kişiye söylemiyor, yani bütün geneli söylediği için. Bu birleşerek bu da savcılığa intikal ediyor. Şu anda da bu konuyla ilgili de gerekli şikayetler yapıldığını ben biliyorum değişik şehirlerde. Akgündüz'e yönelik polise bu konuda yaptığı açıklamayla biz de kendimizi güvende hissetmiyoruz. Söylemleriyle bizi diğer AK Parti taraflarına karşı hedef gösteriyor diye şikayetlerde bulunuyorlar. Evet. Peki Bahsi Doğan, çok teşekkür ediyorum bu bilgileri bizlerle paylaştığın için. Gelişmeleri senden haber almak isteriz. Bakalım bu hukuki süreç Hollanda'da nasıl işleyecek? Biz de buradan takipçisi olacağız. Evet, ben de sizin ifade ettiğiniz gibi yakından olayı takip edeceğim ve sizlerle bu gelişmeleri birebir aktarmaya devam edeceğim Erkan Bey. Çok teşekkür ediyorum yayınlarınızda. Başarılar diliyorum. Evet, Bahsi Doğan, teşekkürler. Evet, Hollanda'dan gazeteci Bahsi Doğan'a bağlandık. Evet, şu anda Hollanda medyasıyla, siyasetiyle, parlamentosuyla ayağa kalkmış durumda. Çünkü bir sosyal gruba yönelik nefret söylemi, idam fermanı vermek, katli caizdir demek, medeni her ülkede, hukukun üstünlüğü olan, insan haklarına saygıda her ülkede bir insanlık suçudur. Ve bunun bir anayasal ve hukuksal bir karşılığı vardır. Evet, Hollanda ayağa kalkmış durumda. Ama ne yazık ki Türkiye'de iktidar ve iktidar söylemleri içerisinde bu söylemler çok revaçta ve bunları ifade edenler teşvik ediliyor. Kurumlarına her türlü destekler de verilebiliyor. Bu akademisyeninden mafyasına, trollerine kadar, AKP medyasına kadar bu söylemler hoyratça kullanılabiliyor. Bir soykırımın bütün taşları fetvasına kadar döşenmiş oluyor. Böyle bir cinnet hali, evet, Türkiye'de yaşanıyor ve yaşanmaya devam ediyor. Bu programda bir akademisyenin, tırnak içerisinde, bir sosyal gruba yönelik FÖ nitelemesiyle birlikte katledilmelerinin caiz olduğu fetvasını mercek altına yatırdık. Bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere.